Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starship güncelleniyor. SLS evinden çıkmıyor. New Glenn'de kıpırtı var. Haftanın önemli uzay haberleri. Starship güncelleme sunum tarihi açıklandı. SpaceX tarafından geliştirilen Starship uzay aracı ile ilgili son güncellemelerin açıklanacağı sunum 10 Mart'ta yapılacak. Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada en son Eylül 2019 tarihinde yapılan Starship sunumunun ikincisinin 10 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Starship henüz saçlardan imal edilmiş bir su deposuna benzerken ve Starbase üstü bir çadırdan ibaret haldeyken yapılan ilk sunum sonrasında sürekli gelişen ve değişen Starship aracının geldiği son durumun ve gelecekte nasıl değişeceğine dair beklentilerin yapılacağı sunum öncesinde Texas Boca Chica'da bulunan Starbase merkezinde hazırlıklar devam ediyor. Starship, SN20 numaralı araç ve 4 numaralı Super Heavy aracı park alanından alınıp fırlatma rampasına doğru götürülüyor. Yeni sunumun, ilk sunumun Starship prototipi önünde yapıldığı gibi birleştirilmiş Starship'in bulunduğu fırlatma rampası önünde yapılması bekleniyor. 10 Mart'ta Elon Musk tarafından yapılacak olan açıklamalarda ilk sunum sonrasında sayısız değişikliğin yapıldığı araçların güncel durumu, Amerikan Havacılık Dairesi FAA tarafından bu ay içerisinde verilmesi beklenen izin çıkarsa yapılacak olan yörünge testi hakkında bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor. Ayrıca tasarımda gerçekleşecek ancak üretimdeki araçlara henüz yansımayan ön kanatların yerinin değişmesi ya da Starship'in 6 değil 9 Raptor motoru ile çalışacağı gibi yeniliklerden de bahsedileceği tahmin ediliyor. Artemis 1 ve SLS'in çıkışı Mart'a kaldı. NASA, Artemis 1 görevi ile ilgili yaptıkları basın toplantısında, SLS roketinin araç birleştirme binasından çıkışının Mart ortasına ertelendiğini söyledi. Fırlatılması uzun süredir ertelenen SLS roketi, yapılan test, kontrol ve arıza giderim çalışmaları nedeniyle gecikme yaşıyor. Son yapılan toplantıda fırlatma rampasında yapılacak testler için roketin dışarı çıkartılması için Şubat ortası tarih olarak verilmişti. Ancak bu tarih değiştirildi ve Mart ortasına büyük ihtimalle 8 Mart'a ertelendi. Son tarih güncellemesi ardından Artemis 1 görevi için en erken fırlatma aralığı 8-23 Nisan olacak. Binadan çıkış ve testler sırasında bir problem gecikme olması halinde ise bir sonraki uygun tarih 7-21 Mayıs döneminde olacak. Roketin fırlatılması ertelendikçe bekleme süresini dolduran yan katı iticiler hakkında endişeler oluşmaya başladı. Briefing'de bu konuda soru sorulduğunda NASA yetkilileri, bekleme süresinin geçmesi konusunda endişelenmediklerini, ölçüm ve kontrollerde bir sorun çıkmadığını açıkladı. İnsansız yapılacak olan Artemis 1 görevinde SLS roketiyle Ay'a gönderilecek olan Orion uzay aracı, insanlı seferler öncesinde dayanıklılık, güvenlik ve görev testlerini gerçekleştirecek. New Glenn yük kaplamaları denendi. Blue Origin geliştirmekte olduğu New Glenn roketine ait yük kaplamalarını test etti. NASA'ya ait Glenn Araştırma Merkezi'nde bulunan Armstrong Uzay Ortamı Test Binası'nda gerçekleştirilen denemede, New Glenn roketinde kullanılacak olan yük kaplamaları, uzay boşluğu benzetimi yapılan vakum odasında ayrılma testini sorunsuz tamamladı. Günümüzde pek çok roketin yük kaplamalarını tasarlayıp üreten Roark Space tarafından üretilen kaplamalar, kompozit malzemeden imal ediliyor. Kenetlenmiş halde 7 metre çapında ve 20.9 metre yüksekliğinde olan kaplamalar, uydular için 490 metreküplük bir iç hacim sunuyor. Uçuş sırasında uyduları hızlı ilerleyen roket yüzünden hava tarafından oluşan dirence karşı koruyan kaplamaların, New Glenn atmosferden ayrıldıktan ve hava direnci ihmal edilebilir seviyeye düştükten sonra hem taşınan araçların salınması hem de ağırlık azaltımı için roketten atılacak. Yapılan bu testte de şu an için üretilmiş en büyük yük kaplaması olan parçalar, NASA tarafından önemli bütün uzay araçlarının test edildiği dünyanın en büyük vakum haznesinde uzay koşullarını sağlayan basınç ve sıcaklık ortamına sokuldu, ayrılmanın sorunsuz ve taşınan yüke zarar vermeden yapıldığı kontrol edildi. Test sonrası onay alan kaplama tasarımı, gelecekte yapılacak olan New Glenn roketlerinde kullanılacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış iki uçuş bulunmakta. 7 Şubat Rocket 3 Elena 41 görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada, NASA'ya ve Amerikan üniversitelerine ait 4 adet küp uydu, 500 kilometrelik alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Bu fırlatma, Astra firmasının ürettiği roketlerin
Florida'dan ilk fırlatılışı olacak. 10 Şubat Soyuz OneWeb görevi. Güney Amerika'daki Fransız Guyana'sında bulunan Kuru Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada, OneWeb uydu internet sistemine ait 34 yeni uydu, 1200 kilometrelik kutupsal yörüngeye çıkartılacak. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.